Şapka yasası Türkiye'nin modern bir toplum olmasının, daha doğrusu modern bir toplum olma hedefinin en önemli araçlarından bir tanesidir. Bir kere şunu bilelim. Türkiye'nin gerçekten milli giysisi nedir? Türklerin gerçekte geçmişten günümüze kalmış bir milli giysileri var mıydı? Ya da bugün belli kesimlerin bir giysi modeli olarak dayattığı ya da dayatmaya çalıştığı şeyler gerçekte bizim bir ulus olarak sahip olduğumuz giysi modeliyle uyum içerisinde midir? Ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden önce yakın geçmişinde Osmanlı Devleti'nin uyguladığı, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nde var olan giysi modeli gerçekte Türklerin kendi özüne ve tarihlerine uygun giysi modelleri miydi? Ve örneğin festir, sarıktır, şapkadır, şunlar bunlar. Tabii ki bunlara baktığınız zaman Osmanlı'da bunlara dönük düzenlemeler var. Sanki bize çok eskiymiş gibi gelen çok şeyin aynı zamanda 100 yıllık bir geçmişi olmadığını dahi biliriz. Bunlardan bir tanesi örneğin fes. Yani Osmanlı toplumunda yaygın olarak kullanılan fes. Türkiye'de devrimi yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi düşüncesinde, öngörüsünde şapka devrimindeki amaç neydi? Modern uluslarla aramızdaki görüntü farklılığını ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi batı tipi düşünen bir toplum haline getirmek, devlet haline getirmek, bir ulus haline getirmek Türkiye halkını. Çünkü burada doğu batı ayrımı dediği zaman bazı insanlar bundan değişik anlamlar çıkarabilirler. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Batı rasyonel düşünür. Batı akılcı düşünür. Ve batının temelinde geniş bir Rönesans ve aydınlanma kültürü vardır. Doğu ise Rönesans ve aydınlanma kültürünü yakalayamamıştır ve yakalayamadığı için kendi özünde, dininde ve geleneklerinde bilime ve akıla en ufak bir aykırılık olmamasına karşın ne yazık ki tarihin akışı içerisinde Osmanlı Devleti dönemini ele alırsak örneğin tarihte bilimin dışına itilmişlerdir. Bunun suçu dinde ya da geleneklerde değil. Bunun suçu elbette yani 12. 13. asırda yaşanan işte felsefe, akıl, bilim tartışmalarında belki aranabilir. O konularda tabii ki çok geniş konuşmak gerekiyor. Peki bunun ortasında şapkanın yeri ne? Şapka deyince tabii ki modern giysiyi de aynı zamanda anlamak durumundayız. Onun yeri şudur. Türkiye'yi batı tipi demokrasiyi içselleştirmiş ve gerçekten de batı gibi rasyonel düşünebilen bir toplum düzeyine yükseltmek ve onun için aklı ve bilimi rehber etmek. Burada şapka sadece bir simgedir ve tabii ki aynı zamanda batılı toplumlarla entegre olabilmenin de önemli bir aracıdır.